Ya bu Cihan'ın girişinde alacağını bir türlü alamayıp üst üste gelen adam tavrı yok mu ya? Buyur Cihan'cığım. Kime baktın canım? Niye böyle psikopatça baktın? Ay ikinci soru. Buyur, buyur canım. Ben hiçbir şey yapmadım hocam. Yok yok, bu Cihan'ın hayata bakışı. Ayrıca takımımızın çok kıymetli kaptanıdır kendisi. Ciddi bir alkış isterim Cihan Kalay'a. Evet Cihan'cığım. İlgider Yas isimli bir skeç gelecek şimdi. Meltem Tüzünler yazdı. Aramızda değil, o evlendi gitti. Ben de İlgider Yas ile alakalı size şu anda eşim olan kadınla nasıl tanıştığımı anlatacağım. Ya da çabası, bilmiyorum, artık siz değerlendirirsiniz. Ben yine mahalledeki arkadaşlarımla beraber köşede takılıyorum. Trafonun başında 5-6 kişi oturuyoruz biz, böyle duruyoruz. O zamanlar lise sona gidiyordu. Lise sonundaki arkadaşıyla beraber aynı yerde iniyorlardı servisten. Ben de ilk görüşte aşık oldum ona. Gördüm, aşık oldum. Bana doğru da geliyorlardı ikisi birlikte. Ben de ona da böyle baktıysan o da görür görmez. Zaten kaçmış olmalı. Kaçmadı ama şey yaptım mesela, ben durdu. Bana doğru gelirken merhaba dedim. O hiçbir şey demedi, gitti öyle. Arkadaşlarım sordu, niye merhaba dedin dedi. Dedim belki cevap verir. Hadi lan oradan dediler bana. Ben ama yılmadım çünkü aşık olmuştum. İkinci gün tekrar gittim oraya. Aynı saatte. Servisten ineceği saati de biliyordum. Yine indi arkadaşıyla beraber, bize doğru geliyorlardı. Ben yine merhaba dedim. Yine bir şey demedi. Böyle gitti. Arkadaşlarım da yine sordu bana. Niye oğlum merhaba diyorsun dedi. Dedim belki cevap verir. Hadi lan oradan dedi. Bir sene devam etti böyle. Bir sene boyunca ben her gün oraya gittim ve ona merhaba dedim. Sonra Zeytinburnu Belediyesi işçi arıyormuş. Ben de takım elbise giydim o gün. Almadılar beni işe. Ama takım elbiseyi çıkartmadım. Hoşuma gitti. Takım elbiseyle takıldım o köşede. Yine servisten indi. Arkadaşlarım da yanımdaydı. Bana doğru geliyordu. Ben de merhaba dedim. O da bana merhaba dedi. Ama benim arkadaşlarım bilinçaltımı öyle bir sokmuş ki kıza şey dedim. Hadi lan oradan dedim. O zamanlar çok ilgiliydim. Şimdi biraz ilgi yavaş yavaş azaldı. Şimdiki skeçte de ilgisiz bir kocanın hallerini göreceğiz. Alkışlarınızla. Reis, şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok, ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Ha ne lan? Doğru düzgün oyna, canımı sıkma benim ha. Üf, derya gelecek diyorum, siz hala oturmuş oyun oynuyorsunuz. Sabahtan beri derya aşağı, derya yukarı. Ya sen her gün görüşmüyor musun bununla? Ben tanışmasam ne olacak? Ayrıca çağırırken bana mı sordun? E sordum tabii, önümüzdeki cumartesi yemeğe geliyor dedim. O sormak değil hayatım, bilgilendirmek. Sen yeni gelirken bana soruyorsun tabii. Ayıp ediyorsun. Sorun değil reis, ben duymamazlıktan geliyorum. Allah Allah. Geçen ay mutfakta tavayı yaptığımda çığlıklarıma şu oyunu durdurmayın adam, bunun için mi durdurdun şimdi? Kalp kırıyorsun. Aha. Ayrıca bizim evimizde her hafta bir tava yanıyor. Neden? Çünkü sen yemek yapmayı beceremiyorsun. Yemek yapmayı beceremiyorsan yemek yapmayacaksın. Sen de kalp kırıyorsun Hamdi. Acı şu oyunla Hilmi'ye ayırdığın vaktin birazını bana ayırsaydın biz bu durumda olmazdık. Biz evlenmeden önce birbirimizi darlamayacağımıza, özgürlük alanlarımızı kısıtlamayacağımıza söz vermemiş miydik? Evet. Özgürlük alanlarına saygı dedik. Ayrı ayrı hayatlar yaşayacağız değil mi? Gol be! Konsantrasyonumu bozuyorsun. Maskülen ruhumu kısıtlıyorsun. Senin yüzünden yeniliyorum ya. Çok çok özür dilerim. Ya Hamdi, sen hiçbir zaman ben kimleyim, neredeyim merak etmiyor musun? Modern bir adamım. Kiminle gezmek istiyorsan git onunla gez. Gol 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 gol. La 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 la. Ben bazen Derya gibi bekar insanları kıskanıyorum. Derya mı? Abi yengeye bir sorsana, bu Derya güzel miymiş? Sana ne? Sana ne? Bütün arkadaşlarını sordurduk. Olmuyor oğlum işte. Hiçbiri sana gelmiyor. Ne yapacaksın? Güzelse güzel ya.
Tamam, kardeşin 26 yıllık sultanlığına böyle dümdüz devam etsin. Sağ ol. Eyvallah. Etsin, bana ne? Sağ ol. Bunların hepsini tek tek konuşacağız ama. Ne oldu lan, sesini tutuyor? Yok, bir şey yok, bir şey yok. İyiyim ben. Oyununu oyna, dön oyununu oyna, hadi. Üzüldün mü lan? Yok, hayır, iyiyim. Tamam, sen bir kırıldın. Tamam, ben soracağım, soracağım. Vallahi. Vallahi sor. Tamam. Hayatım, bu Derya insanı güzel bir insan mı? Evet, çok iyi bir insan. Eğer onu soruyorsan. Hamdi, kalk hadi biraz bana yardım et. Bak, yetişmiyor. Güzel mi diyorum, iyi bir insan diyor. Ya benim derdime bak, senin derdine bak ya. Ben sabahtan akşama kadar işte çalışıyorum. Sonra geliyorum, bir de evde çalışıyorum ya. 20 yaşında insanlarla sosyalleşmek çalışmak mı Hamdi? Benim ne zaman boş bir vaktim olsa arayı doldurmaya çalışıyor. Ya sen benimle vakit geçirmekten hoşlanmıyorsan eğer, bir ömrü birlikte geçirmeye niye imza attın acaba? Yalnız bu sefer büyük ayıp ettin abi. Ayıp ettim değil mi? Brezilya'yı almak nedir ya? Sen de Fransa'yı alıyorsun. Lakabın var bu ene beni. Benim de Junior Ronaldinho. Sana ne? Hatta biz boşanalım, sen Hilmi'yle evlen. İyi ya, sen de git Derya'yla evlen o zaman, of! Elinde bol ver tabii Derya. Ya bir sus, Allah'ını seversen. Reis, ben açayım mı? Beni bir görsün. Belki bir fikri değişir. Ulan ne alakası? Lütfen, lütfen. Kuşma ne yapıyor oğlum ya? Reis, benlik bir şey yok burada. Bu sana herhalde. Buyur birader, kime baktın? Selin'e gelmiştim ben ama. Doğru ama sen kimsin? Derya ben. Oha! Derya erkekmiş ya lan. Geldin mi Derya'cığım? Şimdi çekil oradan. Ya vallahi bir an yanlış geldim zannettim ya. Yok yok, olur mu öyle? Hoş geldin. Bunlar senin için. Ne gerek vardı? Bence de hiç gerek yoktu. Derya'cığım sen şöyle baş köşeye geç, keyfine bak. Ben de çiçeklerimi suya koyup geleyim. Çekileyim mi? Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben şöyle geçeyim. Bir de kendini davet ettirmiyor mu? Ben tilt oldum ha. Oğlum bir dur lan, bir dur. Sofra şahane gözüküyor. Ellerine sağlık Selin'ciğim. Ellerine sağlık karıcığım. Afiyet olsun yengeciğim. Zeytinyağlı barbunya yap. Severim demiştin değil mi? Ya inanılmazsın. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben sofrada benim sevdiğim bir şeyi göremiyorum. Ama sen benim yemeklerimi beğenmezsin ya. Zahmet etmedim aşkım. Ama sen güzel yemek yapamazsın ya. Ondan olabilir mi acaba aşkım? Ama barbunya gerçekten çok güzel. Barbunya mı? Barbunya ne dedi? Barbunya ne dedi? Duydum. Benim lakabımı nereden biliyor baba? Sus lan, barbunya dedi. Benziyor, benziyor. İstersen yanlış yönlendirmeyelim Derya'cığım. Çünkü senden sonra bu yemekleri biz yemek zorunda kalacağız. Yalnız abi, sanırım arkadaş haklı. Yenge, barbunya hepsi o. Ağzım deliyor ya. Harbi afiyet mi olsun? Bak, yok. Oha. Aa, Derya'cığım iyi ki gelmişsin. Yoksa karımın bu kadar güzel yemek yapabildiğini öğrenemeyecektim. Aa, belki de hazır almıştır. Gerçekten çok şakacı bir işin var senin. Ya şaka gibidir kendisi. Reis. Bir dur lan, bir sus. Bir dur. Gaza getirme beni. Siz nereden tanışıyorsunuz bakalım? Bir galeri var. Sen. Allah. Ama sen çok güzel anlatıyorsun. Ruh gizli gibi oldu. Aynen öyle ya. Vallahi bile yani. İnsan mı? Selin! Bak ben darlanmaya başlıyorum. Hadi anlatın biriniz. Benim canımı sıkmayın. O zaman Selin'cim anlatsın. Hadi. Tamam. Hani bir galeri vardı ya geçen ay gitmek istediğim. Sen gelmek istemedin. Hı. İşte ben de Gamze'yi aradım birlikte gideriz diye. Gamze de hastaymış ama dedi bir arkadaşım var. O galeriyi görmeyi çok istiyor. Siz birlikte gidin dedi. İşte Derya o. Biz birlikte gittik. O zamandan beri görüşüyoruz. Ben de bu Gamze beni hiç sevmez sanırdım. Meğerse nefret ediyormuş. Bana da yüz vermiyor. Verse ya keşke. Hilmi. Yengeciğim. Yani Selin'le tanışmam çok iyi oldu. Çevreyi tanımamda çok yardımcı oldu. Bana. Söyleseydin biz de sana yardımcı olurduk kardeş. Eksik olma Hilmi. Derya. Güzel isim. Unisex.
Bizim de üst komşumuz var Zeynep teyze. Onun küçük bir kızı var, adı Derya. Görsen böyle ortalıkta tütülü mütülü dolaşıyor, ne tatlı şey. Yani bazen böyle yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor tabii. Ya ya ya. Biz de Selin sabahtan beri Derya aşağı, Derya yukarı diye bahsedince acaba dedik, Hilmi ile dedik aralarını yapabilir miyiz? Biz ne diyorsun ya? Demedik oğlum, şuna dedik işte. Yani ben kadınlardan hoşlanmasaydım belki. Belki diyor ya, sanki ben isteyeceğim ha. Beni dinlemediğin nasıl da belli oluyor değil mi Hamdi? Çünkü ben bahsetmiştim sana Derya'nın erkek olduğunu ama... Ha sen aşırı ilgisizliğini modernlik diye yutturmaya çalışırken mi duyamadın acaba? Vallahi Derya'cığım, bu kadınlar bazen çok tuhaf oluyorlar. Yani istiyorlar ki her dakika onlarla ilgilenirim. Ama erkeklerin de kendilerine vakit ayırması gerektiğini hiç düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Ne diyebilirim ki Hamdi? Gerçekten çok şanslı bir adamsın. Benim Selin gibi bir eşim olsa her saniyemi ona ayırırım. Reis sen bana vur, de vuralım bunu ya. Vallahi. Oğlum bir dur lan. Ben yangın olmuşum, sen niye körük oluyorsun oğlum? Bir sus lan. Vallahi Derya'cığım, anladığım kadarıyla karıma karşı gerçekten çok ilgilisin. Ya, yanlış anlama, sadece çok iyi vakit geçiriyorum. Yok sen bana döv de dövelim bunu ya. Vallahi döv de dövelim. Ya, vakit geçirmeler ne ya? Bir dur lan, bir dur. Yok Derya'cığım, yanlış anlamaz. Benim kocam kıskanç değildir ki. Değilim. Kıskanç olsam ne olurdu, kim bilir? Dayak falan yerdim herhalde. Yok artık. Tecrübe mi a? Ya yok, tecrübe değil de böyle çok tatlı bir arkadaşım vardı, Selin'den tatlı olmasın. Dedim bir hafta sonu bir yere gidelim. Vay arkadaşım, böyle bir şey olabilir miymiş? Arkadaşlar tatile gidebilir miymiş? Kocası ortalığı ayağa kaldı. Yani şimdi ben bu hafta sonu Selin'le gitsem ne bileyim bir Viyana. Ne yana? Viyana. Kız da çok güzel bu arada. Hani böyle bacakları falan aynı Selin gibi, hani böyle düz iniyor. Ama sen yeter lan artık. Aa, ne oluyor? Ya, yok, asıl ne? Size ne oluyor ya? Aa, gelmişsin burada benim evimde, benim yanımda, benim karımda asılıyorsun lan. Ay. Ay olmadı değil mi? Olmadı. Ama ben çok korktum, Selin yüzüme doğru gelince böyle yüzüme vuracak sandım. Çok özür dilerim. Bir su iç, kendine gel. Ya ben bu kadar ileri gideceğini tahmin edemedim Derya. Kusura bakma, ne olur. Selin, ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Derya benim oyuncu bir arkadaşım. BKM Mutfak ikinci kuşak. Ha. Biz onu izleyerek seviyoruz abi. Yeni ya, birkaç bölüm geçsin severek izleyeceğiz yani, olmadı. Ya ben... Derya'dan ben rica ettim böyle bir şey. İşte aramızdaki ilişkiden bahsedince seni kıskandırmak için. Beni niye ki? Ya ne niye? Çünkü ben senin ilgisizliğinden sıkıldım. Sıkıldık. Hamdi, senin ilgisizliğinden sıkıldık. Bu nedir ya? Bütün gün o Hilmi ile oyunun başında yağlı ellerinize pis pis o kolları tutuyorsunuz. 22 adam bir tane topun peşinde. Aa, bu nedir ya? Şu karına bir bak, şu güzelliğe bir bak, şu kaşlara bak, şu gözlere bak, şu burnuna bir bak. Burnumu geç. Ama tatlım, sahne ışığı alıyor senin burnun. Burnun güzel değil, herkes bilir. Geç. Ha, ben de biliyorum. Bana bak Hamdi, bu karına sahip çık. Yoksa galeri köşelerinde Hamdi'ye kaparlar karını. Hamdi! İşte. Ay sinirlendim ya. Neyse, ben gidiyorum. Tamam. Şey, yemek yiyorduk abi, otursaydın. Ay yok, provam var. Geç kalınca usta cezalandırıyor. Der ya, gerçekten. Çok özür dilerim ben. Önemli değil tatlım. Valbuena. Sen de bir ara bana uğra da maç atalım. Bende fazladan bir kol var. Komik deme komik. Gül, gül. Oh ne güzel. Hayat sana güzel bugün. Oğlum ne var? Ben bir şey demedi ki. Ha şey. Hilmi hadi sen yavaştan uza. Uza mı? Öyle değil yani. Evden git hadi. Hadi. Evden git mi? Ya sen demedin mi bugün gel bizde kal diye? Ben ona göre program yaptım. Nereye gideceğim şimdi? Durumu görmüyor musun ya? Git hadi git. Ozi'de kalırsın. Safa yeni ev tutmuş, ona gidersin. Bir şey yap. Tabii tabii. Hadi. Yengeciğim sana son bir kez bir şey söylemek istiyorum bir kardeşin olarak.
Bu adam var ya, seni çok seviyor. Oğlum hadi. Demedi deme. Ya, bu adam hadi. Sana bayılıyor ya. Derya'ya bak ya, gel diyor, oyun oynayalım. Hamdi, beni rezil ettin sen. Ya sen beni artık görmüyorsun, duymuyorsun. Şimdi bu neyin kıskançlığıydı ben anlamadım. Ne demek neyin kıskançlığı? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun canım ya? İlgi görmek istiyorum senden. Ya senin ilgi dediğin ne? Ne yani, bir hediye, bir çiçek, bunlar mı ilgi yani? Yahu hayatım, ben seni kalbime yazmışım ya. Ya ben seninle bir ömre imza atmışım. Ben seni çok seviyorum Selin. Ben de seni çok seviyorum. Akşam dışarı çıkalım mı? Dışarı mı çıkalım? Hı-hı. Akşam dışarı çıkalım. Çıkalım mı? Tabii canım. Biz ne yapıyoruz evde? Akşam dışarı çıkalım. Tamam. Hadi hazırlan çıkalım. Peki. Tamam. Tamam. Hadi atalım. Alo. Oğlum ben bu akşam halı sahaya gelemiyorum ya. Ya benim ayağım burkulmadı. Eşimin kalbi burkulmuş.